Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle orijinal bir portakal suyu tarifi paylaşacağım. Organik, doğal, kesinlikle %100 ev yapımı bir portakal suyu. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Çocuklarınız litre litre tüketecektir. Yaptığımda bittiği bir oluyor arkadaşlar. Bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz tarifimize geçelim. Portakallarımızı difrize koyduğum portakallarımı 5-10 dakika veya da 15 dakika dışarıda bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra robotun içine alacağım. Difrize nasıl konulur tarifi de bir önceki videomda mevcuttur. Şimdi benim portakallarım 10-15 dakika arası dinlendi. Dinlendikten sonra robotuma almaya başlayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar robotunuz küçük ise kesinlikle az az ekleyerek çekin diye tavsiye ediyorum. Çünkü robotunuz zarar görebilir sert olduğu için. Benim robotum büyük ve ben hepsini koydum. Kapağını kapatıp çekme aşamasına geçelim. İncecik olana kadar çekiyoruz. Benim çekme işlemim tamamlandı. Büyük bir kasenin içine çektiğimiz portakallarımızı alıyoruz. Kalan sürahimizin üstüne 1 litre su ekliyorum. İçme suyu arkadaşlar kesinlikle. Çeşmeniz içiliyorsa çeşmeden de koyabilirsiniz. 1 litre şimdilik su koydum. Karıştıracağım. 750 milim daha ilave edeceğim. Arkadaşlar 750 milim daha ilave ettim. Toplamda 1 litre 750 milim su ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştıracağız. Bir su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Siz şeker oranını ister daha fazla ekleyebilirsiniz, isterseniz de daha az ekleyebilirsiniz. Önce bir su bardağını ekleyin veya da biraz azını ekleyip sonra tadına bakarak ekleme yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Güzelce şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerleriniz eridiğine emin olana kadar karıştıralım arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi güzelce küçük bir kap alıp süzgecinizi alın. Süzgeciniz ağzına gelsin kabınızın. Çünkü taşma yapmasın. Süzeceğiz. Şekerimiz eridi. Karıştırma işlemimiz bitti. 10 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. 10 dakika bekletmeyi unutmayın. Ama daha fazla bekletmeyelim. Çünkü portakalın acı suyu portakal suyunuzun içine işleyebilir. İşlememesi için de direkt süzme işlemine geçiyoruz. Kepçe ve süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Süzerken de arkadaşlar kabukların üzerine bastırmayın. Eğer bastırırsanız olacak şey portakalın acı tadı portakal suyunuzun içinde olacaktır ve içilmeyecek şekilde ağza gelecektir. O yüzden kesinlikle sadece süzme işlemi yapıyoruz. Sıkma yapmıyoruz. Bu ayrıntıyı kesinlikle kaçırmayın. Eğer ezerseniz, kabukları sıkarsanız acı suyu kesinlikle sizleri rahatsız edecektir. Ben bardaklarıma koydum. Sürahimi de boşaltıyorum. Arkadaşlar tam 2 litre portakal suyu çıktı. Çünkü portakalın kendi suyu da ilave olduğu için 1 litre 750 milim suya portakallarımıza ilave olarak 2 litre rahatça meyve suyumuz çıktı. Yaptığınızla emin olun bittiği bir olacak. Hiç anlamayacaksınız bile. Bu tarifi kesinlikle deneyin diyorum. Denemeden geçmeyin. Arkadaşlar beğendiyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abonelerinizi de bekliyorum. Abone olurken çanı tıklarsanız tüm yeni videolarımdan haberdar olacaksınızdır. Beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın. Güzel günlerde kalın.